Evet Mügecim, diğer haberimizle devam edelim. Diğer haberle Pelin Karahan, değil mi? Pelin Karahan. Evet. 2007 yılında Pelin Karahan'ı tanıdık ekranlarda, o unutulmaz dizi Kavak Yelleri'yle. Pelin'e arkadaşlarımız estetikli oyuncuların durumu ile ilgili bir soru sormuş ve ne demiş Pelin? Estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor. İlginç. Bu yıllar önce de birisi için söylenmişti. İzleyelim. 38 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu Pelin Karahan güzellik ve sağlık sırlarını açıkladı. Cildime, saçıma çok iyi geldi. Onun hakikaten bir şeyi var. Evet, bir genetik şansım var o konuda. Ya da işte dikkatli besleniyorum, erken yatıyorum. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum ama bir şeyleri ekstra birazcık takviye de almak gerekiyor. Çok ilaç içmeyi seven biri olmadığım için daha böyle güvendiğim takviye gıdalarla işte kolajenler gibi, vitaminler gibi aldığım zaman bence faydasını görüyorum. Herkes de eminim görecektir. Pelin Karahan'dan estetikli kadınlara olay gönderme. Estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor. Ufak dokunuşlarla güzel, keyifli, güzel yaşanmak güzel ama bambaşka bir kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştırmıyorum. Ama küçük dokunuşlarla hani güzel yaşanmak, güzel yaşlanmak, evet hani ne kadar kimin ne ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimi mesela şuramdaki çukuru gördüm geçen sabah. Ay dedim, burası niye böyle? Ama olsun, bu bana ait bir şey şimdi. Burayı doldurursam, bu çeneyi böyle büyütürsem ben başka bir kadın olacağım. Mesela bakın, çok estetikli kadınlara, evet, çocukları kendilerine benzemiyor. Yani haksız mıyım? Daha önce dünyada var, daha ama şey gerçekten inşallah. Yani bakıyorsun, çocuk bambaşka. Bu çocuk kimin çocuğu o zaman? Hani güzel, evet, tabii her kadın güzel yaşlanmak ister ama bambaşka bir kadın olmak bilmiyorum, çok doğru sizin gelmiyor. Benim bir tek minik botokslarım var işte, çok alnım kırışmasın diye. Çünkü çok mimik yapıyorum bak şu an bile. Çok oturmasın diye, güzel yaşanmak için ama böyle inşallah ileride öyle bir şeye ihtiyacım kalmaz. Oya Başar verdiği röportajda dizilerde güzeller var, bir de oyuncular var açıklamasıyla sadece güzellikleriyle gündeme gelen oyuncuları eleştirmişti. Pelin Karahan bakın bu eleştiriye nasıl bakıyor. Oyuncular ve güzeller var dedi. Hani bu iki kıstas çok bir araya gelmiyor mu? Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Neye dayanarak söyledi acaba, çok bilmiyorum işte, Oya ablayı. Yani genelde şey söyleyin, açıklaması şu işte, tiyatro kökenli iyi oyunculardan bir kas oluşur. Birkaç tane güzel eklerler, projeler böyle ilerler diyor. Öyle olan projeler de var, olmayanlar da var ama ya ben kadın olarak tabii ki hem güzel durmak isterim ekranda ya da işim neyi gerektiriyorsa ama iyi de oynamak isterim yani, hepsini bir arada oldu tabii daha keyifli ama proje ne istiyor ona bakmak lazım. Yani Oya abla da söylüyorsa bilmiyorum, bildiği vardır herhalde, o sonuçta o yıllardır bu işe de. O sanırım herkesin oyunculuğunu beğenmiyor, daha çok güzellikle alakalı ön plana çıkıyor. Bazen sadece bu güzellik de değil, takipçi çok olanı başrol yapıyorlar, şimdi bu da doğru bir şey değil. Hani aslında bu, evet, bir kast işi. Hani ekip işi, herkes her rolü olacak diye bir şey de yok. Yani takipçiyle başrol alamazsın zaten. Ama alıyorlar, yapıyorlar. Yani bizim Kavak Yelleri zamanında sosyal medya yoktu. Yok. Biz nasıl bu kadar sevildik, buralara sizleri geldik? Sizleri tanımıyorduk bile hatta. Evet, yani diyorum ki bizim zamanımızda sosyal medya olsa o zaman ne olurdu acaba? Olur, evet. Ama tabii çok çalışmazsan hiçbir şeyin devamı gelmez. O da ayrı bir konu. Pelin çok güzel gözüküyor yani. Çok. Fotoğraflardan daha iyi gözüküyor. Bence fotoğraflarda biraz oynuyor. Şimdi bambaşka bir kadın diyor ya bazen hani insanların estetikle, makyajla. Ama Instagram'da kendisi bambaşka bir kadın gibi çıkıyor. Şu an arkadaşlarımızla röportaj yaptığı görüntüde gayet hoş yani. Gerçek Pelin gibi. Ama Pelin Karahan 2007 yılında Kavak Yelleri'nde de ne kadar güzel, ne kadar masum. Çok. Ne kadar bebek ve... Hala da bebek, ben sana söyleyeyim. Çocukları kendine benziyor. Ama nokta atışı bir tespitte bulunuyor. Gerçekten öyle. %100. Bazı adamlar, bazı kadınların güzelliklerine vuruluyorlar ve diyorlar ki ben bu kadından çocuk yaparsam çocuğum dünya güzel olur diyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra diyor ki Allah Allah diyor. Çocuk diyor hiç annesiyle falan alakası yok diyor. Tabii. Yani çünkü neden? Kadının burnu yapma. Dudaklar, yani gözler, saç, çene, dediğin burun, gibi. Dudak. Biz yıllar önce bir ünlü hamile kaldı. Gazetede iddiaya giriyoruz, bu çocuk kime benzeyecek diye. Tabii bütün hiç kazanan olmadı çünkü herkes aynı. Benzemeyecek deyince kadının çocuğu oldu, kendisiyle alakası yok. Sonra hala diyoruz ki belki ileride benzer. Şu an bazen fotoğraflarına bakıyorum, yine alakası yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çünkü kendini baştan Müge, yaratmıştı. Hiç unutmadığım bir hikaye var. Çinli bir iş adamı dünya güzeli bir kızla evleniyor. O evlilikten 3 tane çocukları dünyaya geliyor. Ve adam diyor ki bu çocukların diyor yani hiç bizimle alakası yok diyor. Çocukları için aslında haberde şöyle yazıyordu. Bu çocuklar çok çirkin, annelerine hiç benzemiyorlar diyor. Ve bunun üzerine
eşinin geçmişini araştırmaya başlıyor ve öğreniyor ki eşi yıllar yıllar önce onunla tanışmadan önce Güney Kore'de üst üste bir dizi estetik operasyon geçirmiş ve adam ne yapıyor biliyor musunuz? Boşanma davası açıyor. Sadece boşanma davası açmakla da kalmıyor. Bir de üstüne beni kandırdı. Estetik ameliyatlarını bana söylemedi diye tazminat davası açıyor ve mahkeme adamı haklı buluyor. 120 niye? Bin dolar niye tazminat ödüyor kadın adama. Niye haklı buluyor kardeşim? Adamın da tek derdi güzellik, çirkinlik. Evet. Ben orada hakim oldum. Kandırıldım ben senin diyor. Senin de tek derdin bu olduğu için sana da ceza derim. Kadın kendini bir şekilde kandırana beğendirmiş yani. Ona bakarsanız sosyal yazık medyada da. Yazık kadıncağız ameliyat olmasaydı o adamın karşısına çıksaydı o adam çirkinsin diyecek. Zaten, kadını üzecekti zaten yani. Zaten fotoğraflarını avukat iyi savunamamış. Gazetelerde yer almıştı Mügeciğim. Ne? Kadının estetiksiz halini gör. Hı. İnanamazsın. Yani, burada da var öyle. İnanamazsın yani. Burada da var. Burada da sosyal medyada mesela. Yalçın Özden dün ne güzel söyledi. Öyle tanınmaz halde değişenler kimliklerini de değiştirsin dedi. Müge. Adamlar sınattığım şey. Evet, adamlar sosyal medyada görüyorlar, aşık oluyorlar. Rafet Er Roman'ın öyle bir hikayesi var, vardı. Var. Ona kadınla, da iyi oldu hayatım. Kadınla, ona da iyi oldu. Şey, bir gittim diyor. paylaştığı fotoğraflarla alakası yok. Yok. Büyüklerimiz eskiden ne güzel. Hala devam ediyor mu o gelenek acaba? Hamama götürürlermiş değil çok, mi? Çok uyanıkça. Hamamda bir bakarlarmış. Sadece yüzüne gözüne şimdi, değil vücuduna da bakıyor. Şimdi şöyle bir makyajı sildireceksin değil mi? Yakından bir göreceksin filtresiz haline. Tabii ki. Şimdi yıllar önce bir uçak yani Amerika'ya yolculuğu yapan bir arkadaşım dönüş dedi ki sana dedi büyük bombam dedikodum var uçakta kimi gördüm. Allah dedim herhalde bir aşk meşk yakaladı. Ondan sonra o business mı? Orada bir sosyetik hanımefendi hadi adının içinde E var. Soyadında da A ve E var. E ya. Bu seferkine. Şimdi oturmuş hanımefendi. Zaten yan koltuğu falan boşmuş. Bir üçüncü ya da dördüncü saatte yolculuk sırasında. Önce takma kirpiklerini çıkarmış. Sonra lensini çıkarıp solüsyona koymuş küçük kutuda. Saçının önündeki kahkülü çıkarmış. Makyajını silmiş. Diyor ki bir anda diyor bir şeyler daha taktı çıkardı sürdü diyor. Uçağa binen kadınla. 40 yaştan 80 yaşa. Uçaktan inerken tekrar toparlamış. O yolculuk sırasındaki kadınla alakası kalmadı diyor ve yolculuk boyunca biliyorum zaten bir kilo alma derdi vardı. Habire şekerli ciklet çiğniyormuş ki iştahı tıkansın ve su içiyormuş. Evet. Hiç şey yemek falan yemiyor. Yememiş. Evet evet. Nasıl? Business'ın keyfini sürmeyeceksin. Dünya para ödeyeceksin o koltuğa. Onu çıkar bunu tak onu çıkar bunu hayat tak. Hayat mı bu gerçekten? Bakıyorum arada o hanımefendinin fotoğraflarını. Yine takmalı çıkarmalı devam ediyor hayatım.